Merhaba, iyi yayınlar. Evet, sen dün bu konuda iki tane uzun sosyal medyada paylaşım yaptın, analiz yaptın yani ve ikisi de birbirinden çarpıcı sözler vardı. Bir kere şey söylüyorsun açıkçası Bahçeli'nin hani sözümün arkasındayım sözünün çok ciddi olduğunu vurguluyorsun. Senin yazdıklarını da görünce dün ben yaptığımız yayınlarda da bunu söyledim. Eskiden şöyle bir algı vardı. Cumhur İttifakı'nda Kürt sorununun çözümü konusunda Erdoğan gaza basıyor, Bahçeli frene basıyor şeklinde bir algı vardı. Şimdi tersi olmuş gibi gözüküyor. Sanki sen de anladığım kadarıyla benzer bir şey söylüyorsun, yanılıyor muyum? Evet, aynen doğru. Yani şöyle, şimdi biz 2015 yazından bu yana çözüm süreci bozulduktan sonra sürekli bir şekilde yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Yeni bir çözüm süreci olacak mı diye tartışmaya başlıyorduk, konuşuyorduk. Sonrasında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan Cumhur İttifakı aslında bir çözüm sürecini anlamsız kılıyor veyahut imkansız kılıyor gibi bir cümleler kurmaya alışıktık. Hatta çoğu zaman aslında AK Parti'nin hamle yapmak istediğini, Cumhur İttifakı'nın ancak söylem sınırlarını MHP'nin belirlediğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile bu ittifaka devam ettiği müddetçe AK Parti'nin bir yeni süreç arayışında olamayacağını ve bu sebeple Kürt meselesinin ertelendiğini vesaire konuşuyorduk. Öyle ki AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilme veyahut destek beyanının ancak Kürt meselesiyle ilgili radikal, milliyetçi, güvenlikçi politikalarla Milliyetçi Hareket Partisi tarafından devam ettirilebileceğine dair ezberlerimiz vardı. Şimdi bugün ortaya çıkan tablo yani çok şaşırtıcı. Ama artık bir verili bir durum olarak karşımızda. Bence artık hani bir analizi ve yorumu geçen bir noktaya doğru gelişmeye başladı. Bugün itibariyle Kürt meselesinin çözümü noktasında adım atmak isteyen, bir açılım arayışında olan yeni bir dönemi daha güçlü bir zihinsel yol haritasıyla ortaya koyan isim Devlet Bahçeli. Ve bunun arkasında hizalanan kurum Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak bu konuda henüz adım atma cesareti göstermeyen, bundan çekinen isim Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Peki, şimdi bütün bunlar gerçeküstü bir tablo gibi. Mesela şimdi Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşmasında sarf ettiği Kürt kelimesini belki daha önce bir yılda bu kadar sarf etmemiştir. Ya da daha önce biliyorsun Kürt kökenli yurttaşlarımız denirdi. Şimdi doğrudan Kürt kardeşlerimiz, Kürtler diye konuşan bir Bahçeli var. Yani Kürt realitesini kabul etmiş bir Bahçeli var. Her ne kadar Kürt sorunu yok dese de Kürt realitesini kabul ediyor. Evet. Şöyle yani bir defa bence Bahçeli ile alakalı konuşmalarında görmemiz gereken bazı noktalar var. Yani lafzi olarak neleri söylediğinden ziyade yani daha önce söylediği şeylerin ne kadarını tekrarladığından ziyade şimdi farklı ne söylediği politik olarak anlamlı. Yani bir defa Bahçeli Kürtler ve Türkler diye iki ayrı milletten ve bir kaderdaşlıktan bahsediyor. Ve bu kaderdaşlık bir tarihtaşlığa dayandırılıyor. Önümüzdeki gelecek vizyonunu da yani Türkiye'nin büyük siyasal gelecek vizyonu da bunun üzerinden kuruluyor. Özellikle hem dış politikadan dış politik dış dinamiklerden gelişebilecek bazı korkuları izah etmesi, bunu Kürt meselesiyle ilişkilendirmesi, devamında Osmanlı'nın dünden bugüne küçülmesinden bahsetmesi, sonra bunu getirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna ilerletmesi, burada Kürtlerle Türkler arasındaki ilişkileri yeniden analiz etmeye ihtiyaç duyması, yeni bir pencereden ele alması aslında bir Bahçeli'nin Kürt meselesiyle ilgili bir yeni büyük anlatısının olduğunu söylüyor. Yani bir
güncel ve dönemsel bir söylemden ziyade, aktüel bir söylemden ziyade tarihsel bir büyük anlatıyla yeni bir yorum yapıyor. Şimdi şaşırtıcı nokta biraz burası. Diğer taraftan da Erdoğan'ı korkuya ve güncel siyasetin şehvetine teslim olmakla suçluyor cümlelerinin satır aralarında. Yani Erdoğan'ı Kürt meselesini çözmek konusunda, yani nasıl bir çözüm olduğu konusunda tabii ki herkesin farklı bir anlamı ve arayışı olabilir. Farklı bir zihin dünyası olabilir. Ama Bahçeli kendi çerçevesinden Kürt meselesinin çözümüne dair büyük anlatısına Erdoğan'ı ortak etmeye çalışıyor. Erdoğan'ı cesaretlendirmeye çalışıyor ve aynı zamanda Erdoğan'ı eleştiriyor. Ya kayyum atamalarıyla tam şeyi sormak istiyorum. Sen de o konuyu ciddi, geniş bir şekilde ele aldın, yaptığın değerlendirmede sosyal medyada. Birçok kişi Bahçeli'nin söylediği Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, bunun için anayasanın değiştirilmesi meselesinin aslında baklayı ağzından kaçırdı gibi yorumladı. Evet. Özgür Özel de bunlardan birisi. Sen ama bunun böyle olmadığını söylüyorsun. Evet. Ben manşeti değiştirme taraftarıyım. Yani Erdoğan'ı yeniden seçmek için böyle bir adım atıldı cümlesi yerine Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmek için Kürt meselesinin çözmesi şart koşuldu diye okuyabiliyorum bunu. Yani bu meseleyi çözersen bir daha seçilebilirsin. Evet. Seçilemezsin. Peki burada şöyle bir şey var Roş. Yani bu ne oldu da böyle oldu? Yani bu mesele yılların meselesi, MHP yılların partisi, Kürt hareketi yılların Kürt hareketi, Öcalan yılların Öcalanı. Ne oldu da şimdi oldu? Bu son dönemde Orta Doğu'da yaşananlarla mı ilgili, yoksa nedir yani? Bunun kerameti nerede? Şimdi doğrusu birçok rasyonel cevap verebilirim buna, geliştirebilirim. Yani sofistike bağlamda da başka değerlendirmeler yapabiliriz. Ama siz Ruşen Çakır olarak Devlet Bahçeli'yi uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Şimdi ben 1999 genel seçimleri sonrasında gazetecilerle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir söyleşi hatırlıyorum. Orada soru soranlardan birisi sizsiniz. Ve o dönem Devlet Bahçeli'ye Fazilet Partisi ile bir koalisyona girip girmeyeceğini soruyorsunuz. Devlet Bahçeli seçim öncesindeki konuşmalarından çok ayrı şekilde, farklı bir şeye düşerek bir dönem dinlenmeleri gerektiğini düşünüyorum diyerek Demokratik Sol Parti ile, yani aslında 80 öncesi kavga ettiği, haklarında bu kavgalar sebebiyle iddianameler açılmış, yargılanmış, o dönemki arkadaşların yargılandığı CHP geleneğinin taşıyıcılarından olan Demokratik Sol Parti ile ittifak yapma arayışındaydı. Sonra devamında 3 Kasım 2002 seçimlerinde Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla gidildiğini biliyoruz. Öncesinde 17-25 Aralık meselesini temel gündemi haline getiren Bahçeli'nin darbe sonrasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığının yolunu açan bir yol ve izlek açtığını görüyoruz. Bugün de Bahçeli, yani daha önceki söylemlerinden sıyrılıp çok ezber bozucu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürt meselesinin çözümüne dair bir yeni alan açıyor. Bunu beraber çözmeye dair bir teklifte bulunuyor. Ve bence aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu meseleyi çözmemesi durumunda riskleri gösteriyor. Anlıyorum. Peki burada şimdi kayyum meselesi var. Özellikle Ahmet Türk'ten bahsettiği, konuşmasındaki bahsettiği bölümden hareketle çok kişi Devlet Bahçeli'nin kayyum olayından rahatsız olduğu yorumunu yaptı. Sen de aynı düşüncede misin? Katılıyorum ben de bu yoruma. Yani Devlet Bahçeli'nin şimdi doğrusu bir gün öncesinde, yani kayyum meselesinden rahatsız olsa bile bunu sahiplenmek durumunda kalacağı kanaatindeydim ben. Ama benim de beklentimin bir miktar üstüne çıktı. Aslında kayyumlar meselesine
eleştirel şekilde sahip çıktı ve bunun bir geçici çözüm olduğu, hukuki süreçlerin devam ettiğine dair DEM Parti'yi teskin eden bir vurgu yaptı. Bunun da ötesine geçip diğer taraftan Ahmet Türk'le ilgili övgü dolu sözler kullandı. Şimdi buradan dönüp baktığımız zaman meseleye aslında Devlet Bahçeli'nin bu sopa meselesini bu sürecin içinde bir yere konumlandıramadığını, böyle değerlendirmediğini ama diğer taraftan da bir şekilde DEM Parti'yi teskin etmeye çalıştığını, Kürt siyasetini teskin etmeye çalıştığını, bu sürecin devam ettiğini vurgulamaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi TUSAŞ saldırısı sonrası da hatırlayın. İlk güçlü tepki Devlet Bahçeli'den geldi. Yani söylediği sözlerin arkasında duran TUSAŞ saldırısını buna karşı bir provokatif çıkış olarak değerlendiren bir Devlet Bahçeli vardı. Zaten Devlet Bahçeli'ye bu konuda alışığız aslında. Yani ne zaman bir söylem ortaya koysa sonrasında bazı küçük çelişkiler, tartışmalar vesaire çıksa hemen daha önce kurduğu sözle alakalı şüpheleri gideren güçlü açıklamalar yapıyor. Bunu bir miktar daha güçlendiriyor. Şimdi yine benzer bir Devlet Bahçeli ile karşı karşıyayız. Yani söylemsel olarak şaşırdığımız ama üslup olarak alışık olduğumuz bir Devlet Bahçeli. Peki Öcalan bahsine gelelim. Sözünün arkasında olmanın ötesine taşıdı. Evet. Mesela tecritin kaldırılması diye bir cümlesi var. Evet. Yani doğrudan bunu Umut Hakkı olayını tekrar vurguladı ki Umut Hakkı konusuna biliyorsun Erdoğan hiç girmedi. Kürsü meselesini tekrar vurguladı ve özellikle de bu konuda kendine İyi Parti başta olmak üzere milliyetçi çevrelere çok net bir şekilde cevaplar verdi. Yani kimseden milliyetçilik dersi almayacağını vesaire söyledi. Burada Öcalan ısrarı meselesinin altını çizmek istiyorum. Yani burada nasıl bir şey var? Yani mesela Öcalan'la ilgili yeniden bir ceza geldi haberleri de çıktı şu günlerde. Yeğeniyle görüşmesinin ardından. Ama Bahçeli'ye göre Öcalan bu işi gerçekten yapabilir ve buna inanıyor. Kaç haftadır bunu söylüyor. Şöyle yani şimdi bu tecrit kaldırıldıktan sonra Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan'la görüşmesi sonrasında Öcalan'ın birkaç cümlesi dışarıya sızdı. Bunlardan birisi ben bu meseleyi çözecek pratik ve teorik güce sahibim ifadesiydi. Aslında Öcalan bunun zemininin hazırlanmasına dair talebini yeniliyor. Yani Öcalan zaten bu konuda alışık olduğumuz bir isim. Yani bu söylemlerini bildiğimiz bir isim. Ama aktüel durumla, güncel durumla bağlantılandıracak olursak Öcalan'ın Kürt siyaseti üzerinde ve PKK militanları üzerindeki etkisini yadsıyamayız. Yani şimdi Öcalan silah bırakılacaksa bunun doğrudan muhatabı. Kürt meselesi çözülecekse bu tabanı ikna edecek, DEM Parti'yi bu konuda konsolide edebilecek bir aktör. Ve bir diğer mesele de Selahattin Demirtaş'ın da henüz daha yolun başındayken bu meseleler konuşulunca bir olası silahsızlanma çağrısına destek vereceğini deklare ettiği bir isim. Ya o yüzden Öcalan'ın hem tarihsel misyonu yani bir tarihsel karakteri hem de militanlar üzerindeki etkisi, diğer taraftan bu sembolik anlamı mühim. Bahçeli doğru yere çağrı yapıyor. Yani bu zaten Kürt meselesiyle ilgili herhalde 20-25 yıldır konuştuğumuz zaman gidilmesi gereken ilk yer olarak herkesin işaret ettiği yer Öcalan oluyor. Yani hele bir silahsızlanma üzerinden bu meseleyi konuşacaksa Öcalan'a gidilmesi doğru. Bir de yani şöyle bir durum var. Yani bu mesele sadece yani Bahçeli'nin büyük anlatısı en azından gördüğümüz sadece bir silahsızlanmayı içeren bir durum değil.
Tamam, evet, gelsin, meclisten çağrı bulunsun, örgütün lağvedildiğini, silahların bırakıldığını açıklasın diyor ama diğer taraftan Bahçeli aslında bir satır aralarında bir proje de öneriyor. Osmanlı'da olduğu gibi bir arada kardeşçe farklı kültürler ve kimlikler olarak beraber yaşayalım diyor. Bence hatta daha önemli bir başka cümle kuruyor. Bahçeli'nin kullandığı o cümleyi unutmamak lazım. Aslında hani ben bir an o cümleyi okuduğum zaman Gary Adams falan söyledi herhalde bu cümleyi dedim. Tabular yıkıldıkça, insanlar düşündüklerini özgürce söyledikçe, birbirine karşı adımlar atıldıkça yakınlaşmalar artacak ve zihinler özgürleşecek gibi bir ifade kullanıyor. Yani mealen söylüyorum. Şimdi bu cümleler aslında bir müzakere, konuşma arzusunun altını çizen, aynı zamanda bir şeyi projelendirme hevesinde olan bir siyasetçinin sözleri. Ben dün yaptığım, tek başıma yaptığım analiz metnini inceledim Bahçeli'nin. Önemli 9 alıntı yaptım. Onlardan birisi bu söylediğindi. Yani Devlet Bahçeli'nin ağzından o tür sözleri duymak, ön yargılardan arınmak vesaire falan, hele Kürt sorunu söz konusu olduğu zaman hep ön kabulleri, ön yargıları olan bir hareketin bugün bu noktaya gelmesi. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Dün Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı'nın yanından şunu yazdı: her sabah yeni kayyumlara hazır olalım ve de Suriye'ye operasyon kapıda, dedi. Şimdi bunlar Bahçeli'nin, eğer Suriye'ye operasyon olsa herhalde Bahçeli niye yaptık bunu demez ama ya da yeni kayyumlar atansa yine bu yanlıştır demeyecek. Dün de demedi. Ama bir şekilde bir rahatsızlığı olduğu da belli. Yani burada eğer gerçekten her sabah yeni kayyum haberleriyle uyanıp Suriye'ye operasyon olayı görürsek, o zaman Bahçeli'nin söylediği şeylerin hiçbir başarısı kalmıyor. Evet. Ya bu iki farklı eksen demek bir defa, yani çok net şekilde. Bu iki farklı eksene iki aktörün birbirini başka yollarla fiilen ikna etme çalışması olur. Ve aslında eğer böyle bir şey gelişmeye devam ederse bu açıkça bir sabotaj girişimi olur. Yani eğer kayyum atamaları devam edecekse ve Suriye'ye bir operasyon meselesi konuşulacak olursa, yani gündeme gelecekse, bu Bahçeli'nin bugünkü söylemlerininle taban tabana zıt bir sabotaj girişimi olarak bence çok rahatlıkla değerlendirilebilir böyle bir durumda. Peki o zaman sohbat ya ne olacak o zaman? Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu Abdülkadir Selvi'nin yazısı sabah yayınlandı. Bahçeli'nin bu grup konuşmasından önceydi. Dengeler bir miktar tekrar değişmiş olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Tabii bir de Trump'ın seçilmesiyle beraber Erdoğan'ın özellikle Suriye söz konusu olduğu zaman ABD ve Amerika'nın doğrudan YPG'ye desteği var. Herhalde bu konuda biraz Erdoğan daha bir rahatlayacağını düşünüyor olabilir. Ya muhtemel ama bence Bahçeli ile alakalı korkuların daha fazla depreşmesi de muhtemel. Şöyle, yani çünkü yani bu bir belki zorlama bir yorum da olabilir. Yani sonuçta uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama görünen şey şu: bir şekilde Bahçeli dışarıdaki bölgesel dinamiklerin bir bölgesel savaş yaratma ihtimalinden ürküyor ve İsrail saldırganlığının İran üzerinden bölgeye bir kıvılcım yayabileceğinden, bunun Türkiye'ye olası etkilerinden endişe ediyor. Trump'ın seçilmesi günün sonunda, yani herkesin ortak mutabakat noktalarından birisi olan mesele, Trump'ın seçilmesinin İran'a karşı İsrail saldırganlığının artacağı, bunun da bölgesel savaş risklerini artırabileceği, ama tabii ki Trump'ın kendi başkanlık döneminde Erdoğan'la daha uyumlu bir politika izlediğini de unutmamak gerekiyor önceki başkanlık döneminde. Evet, Roş, çok ilginç bir duruma
tanık oluyoruz. Gerçekten bütün rollerin değiştiği bir duruma tanık oluyoruz. Ama sen net bir şekilde bunun bir bazıları çok kişinin iddia ettiği gibi Erdoğan'ı seçtirme operasyonu değil, esas Bahçeli'nin niyetinin daha bir köklü bir şekilde PKK meselesinin halli, Öcalan aracılığıyla halli ve bu anlamda da Erdoğan'ı bu sürece çekmek için ona yeniden seçilme vaadi sunduğunu. Yani yerleri değiştiriyorsun ki bu, evet, çok önemli. Çok teşekkürler Roç. Ben teşekkür ederim.